Bilgi kirliliğinin ortaya çıkması ve yayılması için ne yazık ki çok uygun günlerden geçmekteyiz. Özellikle evleri kapandığımız bu son zamanlarda bilgi kirliliğinin de çok fazla olması dolayısıyla korkularımızı engelleyemeyecek kadar çevremizden uyarıcılar almak durumundayız. Bu bilgiler çoğunlukla çöp bilgilerden oluşmakta. Bir işimize yaramayacak, hiçbir zaman kullanamayacağımız, gelecekte ispatlanamayacak bilgilerden oluşmakta. Ancak şunu bilmemiz gerekiyor ki bu bir süreç, geçici bir süreç ve bize hayatın ne kadar güzel olduğunu anlatan bir süreç. Bir tarihe tanıklık etmenin verdiği bir başka açıdan büyük bir olumlamayla sonuçlanacak bir süreç. Bu süreçte bilgi kirliliğinden uzak durabilmemiz için Milli Eğitim Bakanlığı'nın çocuk yayın akışı içerisinde hazırladığı programlara bağlı kalmak, Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı kamu spotu videolarına bağlı kalmak ve çocuklarımıza bunları onların anlayacağı dilde anlatabilmek. Korona enfeksiyonu geçiriyorsak ise doktorumuz ve hemşiremiz dışında hiçbir bilgiye kulak vermememiz gerekiyor.